Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Yani buradaki trendi kırdık. Alt banda doğru gelecek miyiz? Önemli sinyaller neler? Bu videoda bunlara değinmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında dün bahsettiğimiz sinyale doğru bir it test geldiğini görebiliyoruz. Birazdan buna değinelim ve ardından bu alt banda doğru gidecek miyiz? Yani alt bandının geldiği seviyede şu anda 26.100 dolar seviyesi. Neden bu seviyeyi bekliyoruz? Yani genelde buradan reddildikten sonra bir alt banda uğrama girişiminde oluyor arkadaşlar. Yine mesela burada bir alt banda doğru geldiğini hatta daha aşağısına gittiğini görüyoruz. Ve şu an burayı direnç haline getirdiysek de yine alt banda doğru gidebilir miyiz? Ve bununla birlikte aslında biz 4 saatlikte kötü bir sinyal aldığımızdan bahsetmiştim dün. Ee, burada hemen EMA Ribbon'ı açtığım zaman çok daha net göreceksiniz. Burada bir kesişim oldu ve bu kesişimle birlikte retestlerin gelebileceğinden bahsetmiştim. Ve retestler bakın zaten tam bahsettiğimiz olay oldu. Ya yeşil ya da beyaza doğru geliyor demiştim. Ve bunların da seviyesi 27.900-28.000 dolar aralığındaydı. Ve bu bölgeye doğru iğnesini attı ve buradan düşüşlere devam edecek mi? Yani teknik olarak baktığımız zaman aslında biz bu hareketi çok defa tekrarlıyoruz. Ve mesela buradakinin aynısını yapacaksak Re testi yaptım biraz da oyalanıp ardından bir düşüş girişiminde bulunacaksam Yaklaşık olarak yüzde 13'lük bir düşüşü gösteriyor Mesela bunu biraz daha geçmişe gidelim Buradaki kesişimler bizlere yüzde kaç düşüşe e, sebep oluyor Burada mesela arkadaşlar kesişim geliyor Kesişimden sonra yaklaşık olarak yüzde 15'lik bir düşüş olmuş Yani yüzde 15 yüzde 16 Ardından mesela biraz daha geçmişe gidelim Bu kesişim yine bizlere ne getirmiş tam olarak kesişim şuradaki Hatta evet buradaki barla birlikte geliyor arkadaşlar ardından oyalanma süreciyle birlikte yine yaklaşık olaraktan %14'lük bir düşüş yani anlayacağınız ortalama bu tam olarak etkisini göstermesiyle birlikte %10 %15'lik bir düşüş meydana gelebiliyor yani biz burada kesişimi aldığımız yer tam olarak şu bölgeydi arkadaşlar bu bölgeden %10'luk bir düşüş yaşarsak bizleri 24.800'e götürüyor %15'lik bir düşüş yaşarsak da 23.500'lere doğru götürüyor. Yani bu yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Ne zamana kadar burada biz bu ribbon'ları kazanana kadar yani şu an ribbon'lar 28.500'e denk geliyor. Bunların üstüne atamadığımız sürece maalesef bunun etkisini görmeye devam edebiliriz. Bu yüzden buraya ekstradan dikkat edeceğiz ve dün zaten bundan bahsetmiştim. Buraya doğru bir iyitest gelebilir. Fakat bu retest geçici olarak kalaraktan tekrardan düşüşe devam ettirebilir şeklinde bir uyarıda bulunmuştum. Ve yine aynı uyarıda bulunmak istiyorum. Burada 28.500 kırılmadığı sürece temkinli hareket etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Ardından burada baktığımız zaman ise arkadaşlar hala 4 saatlikte de satta devam ediyoruz. Ve en azından buraların kırılması gerektiğinden bahsetmiştik. Buranın da gel geldiği seviye şu anda Morbant 28.800'lerde. Yani biz ne yaptık burada hatırlayacaksınız. Mor bandı denedik denedik tepki almaya çalıştık kırdık retest yaptık bakın sonrasında retest yaptık düşüşlere devam ettiğimizi görüyoruz. Bu yüzden bu bölgenin tekrar üstüne atabilmemiz lazım ki geri, dönebil geri dönebileceğimiz adına aslında bizlere sinyal olsun. Peki bu hep burada mı kalacak? Hayır tabii ki mesela bitcoin arkadaşlar düşüşe devam ettiğini varsayalım. Burada biraz daha aşağı geldiğini varsayalım. Buradaki ribbon'lar da bu, bu şekilde yine aşağı doğru eğim verecektir. Bu yüzden kırmamız biraz biraz daha kolaylaşacaktır. Ama şu anda dediğim gibi şu an dönmek istiyorsak daha henüz çok yolumuz var. 28.800 var. Ribbon'lar açısından 28.500 dolar var. Bu yüzden burada temkinli hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ve zaten Bitcoin tarafında bir geri çekilme olursa yine bir uyumsuzluk sinyalleri yakalayabiliriz ve bununla birlikte işleme girmek daha güvenli olabilir. Mesela burada arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde aslında King Strong Buy ve Strong Sell indikatörü var. Ve bu indikatörle birlikte aslında arkadaşlar bize şunu söylüyor. Mesela sen burada al yaktın. Al yakmanla birlikte noktasal retest verdin. Ve bir atak yaptın. Ve şu an bunun geldiği seviye 26.100 dolar seviyesi. Mesela ne yapabilir Bitcoin? Buraya geldiği zaman anlık bir tepki alabilir. Fakat bu anlık tepki bizleri tamamen döndürecek mi? Bunu biraz anlamak için erken olabilir. Yani ben anlık tepki için işleme gireceğim diyen varsa da 26.100'ü takip edebilir. Mesela bunu şöyle özetlemek gerekirse bu alları ve satları gayet güçlü çalışıyor arkadaşlar. Ee, örnek vermek gerekirse burada sata geçiyor. 3 Aralık 2021'de ardından bu aralıkta bayağı zaten oyalanıyor. Bir türlü ala geçmiyor ve tekrar ala geçtiği seviye 17.800 dolar. 17.800'de ala geçiyor ardından zaten hareketler meydana geliyor. Ve şu an alın retesti de 26.100 dolar seviyesi olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Yani şansını denemek isteyen burada momentumla birlikte işleme girmek isteyen bu bölgeden az biraz alım yapabilir. Tabii altı stoplu olacak şekilde işleme girebilir. Sonrasında burada baktığımız zaman arkadaşlar haftayı maalesef kötü kapattık. Yani bir haftalık kapanış geldi ve burada haftalık kapanışla birlikte bearish engulfing boom tarzı dediğimiz yutan ayı mum formasyonu yaptık. Yani bakın bunu geçmişte de görebiliyorsunuz. Ve bunlar maalesef bize bir sonraki haftanın yani şu an bu haftanın daha da kötü geçebileceği hakkında bir sinyal verdi. Yani bu mum formasyonu çalışırsa bu haftayı da negatif olarak kapatabilirsin diyor bizlere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen bir diğer unsur da bu arkadaşlar. Onun haricinde MACD tarafına baktığımız zaman MACD'de momentum biraz daha küçüldü bu hafta ile birlikte. Tabii ki bu haftanın kapanışı da önemli olacak daha çok var. Bakalım burada sat yakmadan yolumuza devam edebilecek miyiz? Satları önemsiyoruz biliyorsunuz. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman ise bu grafiğimizde arkadaşlar CME vadeli boşluklarını görüyoruz. Öncelikle dikkat çeken şey bunlar. Yani burada bakın bir düşerken bir boşluk bırakıyoruz. Bunun geldiği seviye 34.000-35.000 aralığı ve aşağıda 20.000-21.000 dolar aralığında da bir gap'imiz var. Yani şu an hemen hemen bu gap'lere eşit uzaklıkta olduğumuzu söyleyebiliriz. %25% Yine burada da baktığımız zaman %25. Siz ne düşünüyorsunuz? Önce hangisine gideriz? 20 bine mi 21 bine mi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Onun akabinde arkadaşlar bu bölgede baktığımız zaman bir oluşturduğumuz bir yatay bir kanal bandı vardı. Ve bu kanal bandının içerisinde bayağı oyalandık. Üst banda doğru vurduk. Ve şu anda baktığımız zaman aslında orta bandı kaybettik. Re test yaptık. Orta bandın alt kaç, e, kaça denk geliyor derseniz ilk aşamada 26.500 dolar seviyelerini söylüyor. Yani o bölgeyi de takip edebilirsiniz 26.500 dolar önemli duruyor yani tepki almak için 26-26.500'ler takip edilebilir. Sonrasında hacimlere baktığımız zaman da hacimlerimiz şu anda aslında biraz düşük olduğunu görüyoruz. Bakalım Nasdaq S&P tarafının açılmasıyla birlikte hacimlerin eski gücüne kavuşmasını görebiliriz. DXY tarafı aslında yine arkadaşlar bir atakla başladı ardından sönük olarak kaldığını görüyoruz. Yani DXY'ye düşen trendine devam ediyor. Ama şöyle bir durum oluşturabilir mi? Yani DXY tarafında şöyle küçük bir momentum pozitif uyumsuzluğu var arkadaşlar. Bakın şöyle bir küçük bir uyumsuzluk var. Eğer ki bunu çalıştıracaksa şöyle bir 103.6'lara doğru bir hareket yapabilir. Ve bu hareketle birlikte biz Bitcoin tarafında bir geri çekilmeyi daha sert görebiliriz. Yani bahsettiğim o kesişimlerin etkisini aniden görmeye başlayabiliriz. Ve bununla birlikte sonrasında ama hala sattı olduğu için ve Mordan Red yeme potansiyeli olduğu için şöyle bir formasyon görebiliriz. Yani ben burada geldim sonrasında şöyle bir hareket çizebilir miyim şeklinde düşüneceğiz. E, bu, bu, da aslında bize bunu söylüyor. Bakalım DXY tarafındaki destek 100.7 seviyesi burayı kırmadığı sürece şu alana doğru bir hareketlenme gösterebilir. Ve yapacağı bu harekette de dediğim gibi Bitcoin'e kısa sürelik için biraz sıkıntı oluşturabilir. Ardından Bitcoin'de likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında markette arkadaşlar şu anda 18 milyon dolar long likidasyonu 9 milyon dolar da short likidasyonu var. Yine dün aslında yine longların üstünün olduğunu görüyoruz ve zaten market bir haftadır longların maalesef canına okuyor desek geridir. Ve şu anda peki kimler daha fazla derseniz şu anda çok küçük bir üstünlükle yine longların üstün olduğunu görüyoruz. Fakat bu belirgin bir üstünlük taşımıyor şu anda. Yani belirgin bir üstünlük yok. Long ve shortlar hemen hemen aynı diyebiliriz. MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman Z-Score biliyorsunuz bizlere yeşil bantların toplama alanları olduğunu söylüyor. Yani burada 15-20K aralığının baya baya toplama aralığı olduğunu söylemişti. Ardından bir hareket yapmıştık sonra 19'un yine toplama alanı olduğunu söylemişti. Ve bakalım tekrardan bu yeşil alana gelebilecek miyiz? Veya şurada bir destek bandımız var. Oradan mı dönüş yapacağız? Burayı da takip edebiliriz. Sonrasında 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Onlar aslında hala yataydalar arkadaşlar. Net bir alım satım mumu gelmiyor. Yani biraz satıyorlar biraz alıyorlar. Hala genel olarak baktığımız zaman uzaktan yatayda gittiklerini görüyoruz. Fear and Creed indeksi ise şu anda 53 seviyesinde ve nötr seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Videomuz bu kadar da sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.